İngiltere'nin önde gelen haber ajanslarından Reuters özel haber başlığıyla bir haberi taşıdı sitesine. O haber şuydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da adının karıştığı bir şikayetle ilgili Amerikan ve İsveç savcılarının inceleme yaptığını duyurdu. O habere Türkiye'de erişim engeli getirildi ama Reuters haberinin arkasında duruyor ve haberi sitesinden kaldırmıyor. Reuters özel dosya başlığıyla servis ettiği haberinde Bilal Erdoğan'ın adının ABD'li bir şirketin İsviç'teki, İsveç'teki iştirakinin rüşvet planlarında geçtiğini öne sürdü. Haberde şirketin Bilal Erdoğan üzerinden Türkiye pazarında yer edinmeye çalıştığı iddiaları Amerikan ve İsveç savcıları tarafından inceleniyor denildi. Türkiye'de haberin yayımlandığı 93 site ve Twitter adreslerine jet hızıyla erişim engeli getirildi. Mahkemenin kararında haber gerçeklik ve iyi niyetten uzak kişilik haklarına ihlal olarak nitelendirildi. Reuters haberinin arkasında durdu. Sözcü tarafından yapılan açıklamada "Haberimiz Thomson Reuters güven ilkeleri ve küresel kamu yararına adil ve doğru habercilik yayınlama yönündeki bağlılığımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Hab haberimizin arkasındayız." denildi. Telebir televizyonu genel yayın yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ bayram öncesinde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti dün kaldığı cezaevinde ziyaret etti Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ bir mesaj gönderdi. Benden terörist çıkmaz ama ben buradan dimdik çıkacağım dedi. CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz, Silivri cezaevinde tutuklu telebir genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Kısa bir görüşme yaptık, 45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Bu görüşmede kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm. Milletvekilleri ziyaretlerinin ardından cezaev önünde açıklama yaptı. Berberoğlu yaptığı açıklamada bu tutuklamanın bir oyun olduğunu söyledi. Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Zaten çok iyi biliyor ki o ne bir suçlu ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. CHP milletvekili Utku Çakır Özerse bu bayramda da birçok gazetecinin sevdiklerinden uzak şekilde cezaevinde olduğunu hatırlattı. Çakır Özer, Yanardağ'ın cezaevinden paylaştığı mesajı okudu. Bu yaşadığım bir demokrasi mücadelesi. Sözlerim hiçbir şekilde suç değil. Ama benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum, ilk kez hapiste yatmıyorum. Türkiye'de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da Yanardağ'ın tutukluluk sürecini değerlendirdi. Biz her zaman şunu söylüyoruz ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de Merdan Yanardağ gibi muhalif gazeteciler terörle yan yana alınamaz. Ne Cumhuriyet Halk Partililerden ne de muhaliflerden terörist çıkmaz. Karakoz aynı zamanda bir ceza hukukçusu olarak mahkemenin kararını değerlendirdi. Atılı suç katalog suça e, girmiyor dolayısıyla e, bir tutuklama e, nedeni de oluşturmuyor. Kaldı ki zaten e, programın bütünü, e, Merdan Bey de açık bir şekilde ifade, ifade etti, programın bütünü bütün olarak değerlendirildiğinde e, bu suçlama tamamen ortadan kalkıyor. Bağlamından kopartılmış, kes, kopyala, yapıştır mantığıyla 2 dakikalık, iki buçuk dakikalık ortaya çıkartılmış bir montaj video söz konusu. CHP bundan sonraki süreçte durumu genel merkeze raporlayacak. Yanardağ ziyaretlerde sürekli devam edecek. Yarın da iki vekil Merdan Yanardağ'ın yanına gidecek. Aslında Merdan Yanardağ'ın özgürlüğü 85 milyonun özgürlüğü demek. 85 milyonun haber alma hakkını savunmak demek. Onun içeride geçirdiği her dakika, her günde aslında 85 milyonun özgürlüğünün alındığı her dakika, her gün demektir. Çoğu zaman gururumuz oluyor filenin sultanları. Yine güzel bir haber getirdiler bizde Milletler e, Turnuvasında Milletler Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-0 yendiler grubundaki 3 maçı da kazanmış oldular. Selam olsun kızlar. Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 3. haftadaki 4. maçına çıktı. Grubundaki 3. galibiyetini elde etti. Final etabını garantiledi. <laughs> Üçüncü haftanın ilk maçında Japonya'ya mağlup olan Türkiye, Tayland ve Brezilya'nın ardından bu defa Hırvatistan'ı da set vermeden mağlup etmeyi başardı. Setleri 25-15, 25-23 ve 25-18'lik skorla kazandı. Final etabı 12-16 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek. Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları tehlikesi de başlamış oldu. İlk haberler Şanlıurfa ve Gaziantep'ten geldi bugün. Anız yangınları çıktı. 10 dönüm arazi küle döndü. Şanlıurfa'nın Doğu Kent mahallesinde Orman Bölge Müdürlüğü yakınlardaki yakınlarındaki piknik alanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de yangın çıktı. Hasadı yapılmış arazide başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çiftçilerin traktörlerle destek verdiği yangın 3 saat gibi bir sürede kontrol altına alındı. 10 bin dönüm alandaki yangında anızlar küle döndü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Şimdi seçimler öncesi uygulanan bir ekonomi, daha doğrusu bir faiz politikası vardı. Faiz sebep, enflasyon sonuç deniliyor ve heterodox politikaları kapsamında da faiz sürekli düşürülüyordu. Her ne kadar e, merkez bankasının açıklanan faiz oranı düşük olsa da piyasalardaki faiz, bankalar arasında uygulanan faiz hep daha yüksekti. Şimdi faiz oranı 15'e çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta alınan bir kararla 650 bas puan artırıldı ama bankalarla Merkez Bankası'nın faiz oranı arasında hala ciddi farklar var. Politika faizi Eylül 2021'den itibaren düşürülmeye başlanmış. Kasım 2022'de tek haneye çekilmişti. Ancak bu sırada piyasanın uyguladığı faizler yükselmişti. Hafize Gayarka'nın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından para politikası kurulu faizi yüzde %15'e çıkarmıştı. Ancak artış oranı beklenenden düşük kalınca döviz kurları... Yeniden yükselişe geçmişti. Artırılmış faiz oranına rağmen piyasa faizi hala politika faizinden fazla. Bankaların lirası vadeli mevduat hesaplarına verdiği yıllık faiz ortalaması %40,72'ye dayandı. Yani piyasa faizi Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizinin tam 2,5 kat üzerinde. Geçim sıkıntısını gözler önüne seren bir haberi paylaşmak zorunda kalıyoruz sizlerle. Maalesef Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı bir rapor. Halbuki bu ve iç karartıcı bir rapor. 4 milyondan fazla aile sosyal yardım almadan yaşamını idame ettiremiyor. Asılı, asılı. Artan hayat pahalılığı vatandaşı yardım almadan yaşayaması hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın faaliyet raporuna göre sosyal yardım alan vatandaşların sayısı neredeyse 1 milyon arttı. 2018'de 3 milyon 494 bin hane sosyal yardım alıyordu. 2022'de bu sayı 4 milyon 419 bine çıktı. Şartta eğitim ve sağlık yardımları kapsamında da 3 milyon 279 bin kişiye yardımda bulunuldu. Faaliyet raporundaki bilgilere göre elektrik yardımından yararlanan hane sayısı da arttı. 2019'da 1 milyon 343 bin olan bu sayı 2022'de 3 milyon 690 bine yükseldi. Efendim Türkiye Avrupa'nın ...en ucuz ülkesi... ...şimdi ayrıntısına bakalım... ...neden en ucuz ülkesi... ...Avrupa Birliği'nde 100 Euro olan... ...mal ve hizmetin Türkiye fiyatı... ...71 Euro'dan... ...bir buçuk yılda... ...40 Euro'ya gerilemiş... ...yani Türkiye Avrupa'nın... ...en ucuz ülkesi... ...hane halkı tüketim harcamaları açısından... ...Euro bazında Avrupa'nın... ...en ucuz ülkesi Türkiye oldu... 27 Avrupa Birliği genelinde ortalama 100 euroya alınan aynı mal ve hizmet sepeti Türkiye'de 15 sene önce 71 euroya alınabiliyordu. 2022'de 40 euroya düştü. Bu 1995 yılından bu yana en düşük seviye. Satın alma gücüne göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla endeksi ise Avrupa Birliği'nde 100, Türkiye'de 69. Gelir düzeyini yansıtan bu değer son 25 yılın en yüksek seviyesi. Peki bu ne anlama geliyor? Şayet bir ülkenin fiyat endeksi yüzden büyükse pahalı, yüzden küçükse karşılaştırılan ülke grubu ortalamasına göre ucuz demek. Türkiye İstatistik Kurumu ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın hazırladığı fiyat düzey endeksleri raporuna göre en pahalı ülke 174 euroyla İsviçre oldu. 40 euro ile en ucuz ülke ise Türkiye. Euro bazında Türkiye'nin Avrupa'da en ucuz ülke konumuna geldiği son yıllarda döviz kurundaki artış dikkat çekiyor. 2005'ten Mayıs 2018'e kadar Euro kuru hep 5 liranın altındaydı. Bu tarihte 5.23'e yükseldi. Mayıs 2021'de Euro 10 lirayı aştı. Haziran 2023'e gelindiğinde ise aylık ortalama 25 lira oldu.